Türkiye'nin ilk kadın rock solisti kim sence? yani hiç böyle düşünmemiştim açıkçası. Kim birinci ilk bu işi yapmaya başladı diye. Benden mutlaka yaşı daha büyük, daha önceden de yapmış olanlar vardır. Ama benim şahsen buna bakış açım, zaten ben kendi işimi inandığım ve iyi yaptığımı düşündüğüm şekilde yaptığım sürece ister 10. şarkıcı olayım, ister 1. ilk rock şarkıcısı olayım, çok bir şey fark etmez diye düşünüyorum. Bırak diyorum o küçücük resmi, yetmez bize bu küçük esinti. Nerede törpülendin böyle, olmaz diyor tutup ayak bileğimi. Bir rock prodüksiyonu yapmak gerçek anlamda Türkiye'nin ilk rock solisti olmak demek olabilir mi sence? Olabilir yani, bakış açısı. Sence? Bence rock şarkısı söylüyorsanız rock şarkıcısınızdır. Yani abi, anlatabiliyor muyum? Barda program da yapıyor olabilirsiniz. Öyle bir albüm de yapıyor olabilirsiniz. Benim ilk albümüm buna gayet iyi bir örnektir. Çünkü prodüksiyonuyla da bir rock albümüdür. Ben de uzun yıllardır zaten rock müzik yapıyorum. Ama benim birdenbire buna cevap veremeyişimin sebebi, yani Seyyal Tener de zamanında rock söylediği olmuştur. Zerrin Özer'in de böyle çalışmaları vardır. Ben daha çok benden önceki büyüklerime aslında saygısızlık etmek istemediğim için hemen cevap veremedim. Sen hiç oldun mu, birden duruldun mu? Ulanıkmış, berrakmış, her suyu içtin mi? Altın daha olmadan yerden yükseldin mi? Yam zevkine varmışken birden. İyi, oturduğun yerden tamam, mütevazı bir tablo çiziyorsun. İyi, güzel. Tamam. Tablo çizmiyorum. Peki, tablo çizme. Tamam, mütevazısın. Ama durduğun yerden baktığında ya, Türkiye'de bu kulvarda benden daha iyi yok dediğin olmuyor mu? Yani belki dürüst sana enteresan söylüyorum. Çok dürüst konuşuyorum. Benim meseleye yaklaşımım bu değil. Ama hayır, yani şimdi ben iyiyim, ben en iyiyim, ben en büyüğüm anlamında demiyorum bunu. Hı hı. Ben rock kulvarında bir iş yapıyorum ve gerçekten de en iyisi benim dediğin olmuyor mu? Böyle bu benim için önemli bir şey. Yani böyle olmasına gayret edebilirim. Ama ben kendini ben çok iyiyim, bu işi de en iyi ben yapıyorum şeklinde besleyen biri değilim. Gerçekten. Yani peki, benden daha iyisi olmasın diye elimden geleni yaparım. Ha, yapıyor musun? Ne yapıyorsun peki bunun için? Çok çalışıyorum. Evet. Disiplinli bir şarkıcı olduğumu düşünüyorum. Yani sadece doğuştan barındırdığınız yetenekler iyi bir şarkıcı olmanız anlamına gelmiyor. Şarkıcı olup albüm yapmaya başladıktan sonra işin bütününe baktığınız zaman başarılı bir şarkıcı cümlesinin kendi içinde barındırdığı aslında çok fazla kriter var. Ben bir kısa gibi gelmişim dünyaya, şahlanıp gitmek içimde var. Hoşça kal. Ama yine de Özlem Tekin'le, Pamela Spence'le, ondan sonra Aslı'yla, onlar da kendi kulvarlarında rock şarkılarda yorumluyorlar. Dağları deldim, tek başıma çölleri aştım. Bir tek ben elleri yendim, kız başıma sen de yıkılmam. Bir gün bir yerde seni bulmaya ümidim var. Alıp götürsen beni geç bir aleme. İstanbul seni hapsetmiş. Onlarla da yine bir farklılığın var senin ki Şebnem Ferah'sın, kendi müzikal anlayışın var. Sen sektöre baktığın zaman senin farkın ne? Ben bunun matematiksel bir formülü var mı yok mu bilmiyorum. Yani birini farklı kılmak nasıl olur bilmiyorum. Ama ben kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ve bunun da yaptığım şeye olumlu etkileri olduğunu düşünüyorum. Ama hani ne kendi yapacağım herhangi bir değerlendirmenin subjektif olmaktan öteye gidemeyeceğini de düşünüyorum. Tamam. Yani zaten de demin de söylediğim gibi bu gerçekten benim inanarak söylediğim bir şey. Bakış açım o değil.
Yani ben çok kendi içinde bir takım değerlendirmeler yapan biriyim. Etrafımdaki şartların tamamı şekil değiştirebilir. Ben yapmak istediğim şeyden vazgeçmem. Ben şarkımı söylerken istersen sesi açarsın. İstersen kısıp bunu da yok sayarsın. Kim bilir belki gülümser belki ağlarsın. Yüreğimdeki sesleri Volvox grubunda birlikte müzik yapan Özlem Tekin ve Şebnem Ferah ikilisi arasında ilk rock albümü yapan Özlem Tekin olmuştu. Hatırlıyorum, Özlem Tekin'in ilk albümü için o dönemlerde alternatif pop albümü yorumu yapılmıştı. Özlem Tekin'i başarılı buluyor musun? Özlem Tekin'i bir şarkıcı olarak kesinlikle çok başarılı buluyorum. Daha yol yakırken tabii işin öbür tarafında bir de tabii repertuar var, sözler var, besteler var. O anlamda nasıl buluyorsun? O yani ben Özlem'i yakın tanıdığım için, geçmişte beraber çalıştığım için Özlem'in istemediği ve kendi için uygun görmediği hiçbir şey yapmayacağını biliyorum. Dolayısıyla yaptığı her şeyi kendi doğru bulduğu için yapıyordur diyorum ve bundan daha fazlasını da söyleyemem çünkü hani kendi içinde ne hissettiğini ancak o bilir. Ama ben genel olarak baktığımda son derece başarılı buluyorum. Çünkü her şeyden önce iyi bir şarkıcı. Yani sadece bu bile benim için saygı duymam için yeterli. O deli gibi sevenler...